Ahmet Hamdi Tanpınar mekanı şöyle tasvir eder. İlahi mağfiret, Yahya Efendi dergahında adeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada hemen 2-3 basamak merdiven ve 1-2 setle çıkılıveren bu bahçede hayatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu yahut aşk bahçesi sanılabilir. Yerinde konuşamadan herkese merhaba. Bugün Yıldız Korusu'nun hemen yanı başında çok şirin bir mabetteyiz. Çok şirin bir yerdeyiz. Yahya Efendi Külliyesi. Burası bir tekke eskiden, bir cami. İstanbul'un çekim noktalarından birisi. Neden öyle diyorum? Bir Yahya Kemal'e gideceğiz. Yahya Kemal'e sormuşlar. Diyorlar ki ülkenizin nüfusu ne kadardır? Tereddütsüz 80 milyon diyor. Ama biz daha önce nüfus sayımı yapıldığını bir duymuştuk, okumuştuk gazetelerden. 15 milyon yazıyordu. Efendim biz ölülerimizle yaşarız. Ben toprağın altındakileri de saydım diyor. Şimdi ölümle hayatın bu kadar iç içe olduğu yerde Yahya Efendi dergahı, tekkesi, camisi, buradaki doku yani burada mezarda yatanlarla birlikte yaşıyoruz ki 1500'lü yılların ortalarında işte kurulan bir külliye 2000'li yıllara geldiğimizde hala insanları yoğun bir şekilde ziyaret ettiği bir yer ve bu ziyaret ettiği bu güzel külliyeyi ekibiniz yani birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü takımla olarak yapmıştık, evet restore ettiniz. Güzel bir çalışmaya imza atıldı. Heyecanlı bir iş olmalı. Detaylarını senden dinleyeceğiz. Ben tabii burayı her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Yani hep ilk günkü gibi geliyor bana. Benim için kıymetli bir yer tabii. Burada 3 yılımızı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul 1. Bölge'nin ekip arkadaşlarımızla, yine yüklenicisi, bilim heyeti, yine koruma kurullarıyla hemen hemen 3 yılımızı burada harcadık. Tabii biz buraya geldiğimizde artık dokusunu kaybetmiş, özgünlüğünü kaybetmiş haldeydi. Dolayısıyla yeniden hayat vermek ve o özgün haline döndürmek bizim 3 yılımızı aldı. Ama herhalde insanı tanıdığım, hayatı tanıdığım, İstanbul'un güzelliklerinin farkına vardığım nadide yerlerden biri, kendimi tanıdığım bir yer oldu burası. Herhalde o anlamda da benim için çok kıymetli. Şu anda demin de gördüğün gibi o benim... Beni artık biliyorsun dokulara vurgun biriyim ve burada o dokuyu yeniden geri getirdik, kazandırdık. Bir ortaçağ sanki küçük yolundan Yahya Efendi dergahının cümle kapısında yürümüş gibiyiz. Biraz gerçi kayma böyle riski var ama ona bu da evet, cefası olacak bunun. Tabii Ahmet Hamdi'nin anlattığı gibi bir giriş yaptık aslında buraya. Birkaç setle, basamakla hemen eriştiğimiz aslında... Yahya Kemal'in de dediği gibi ölümle yaşamın bir arada olduğu bir yer. Biz toplum olarak aslında ölüm bizim hep manevi dünyamızda bize bir buradaki dünyanın güzelliklerine çok kapılmamamızı hatırlatan aslında bir kavram oldu. Burada bunu olduğu gibi hissedebiliyorsunuz yeşiliyle, güzelliğiyle ama aynı zamanda da ölümün varlığını her yerde size hatırlatan bir mekan. Şu anda Cümle Kapısı'nın ve 19. yüzyılda yapılmış olan Mahmud Efendi Kütüphanesi'nin hemen önündeyiz. Burada olmak tabii bazı hikayeleri, bazı hayalleri de beraberinde getiriyor. Çünkü biz geldiğimizde kütüphane ev olarak kullanılıyordu. Hani hep işlevden bahsediyoruz ama bugün gördüğünüz gibi eski işlevine kavuştu. Yine Cümle Kapısı dedim, bu gördüğünüz kapı aslında biz buraya geldiğimizde burada değildi. Her tekkede önce bir demir kapı, hemen arkasından da ahşap bir kapı bulunur. Biz buna Cümle Kapısı deriz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şebeke bu. Demir şebeke, metal şebeke. Şebekeye ayrıca bir de değinelim. Şebekeden bahsedelim. Günümüzde şebeke denilince sadece su yolları ya da şebeke algılanabilir. Bu şebekeler zamanının sanat harikalarının kesinlikle gösterildiği böyle tabii noktalar. Biz bunlardan dönemini anlıyoruz. Mimari dönemi işte lokma parmaklı klasik dönemdeyken barok ve 19. yüzyılda daha farklı şebekeler ya da işte demir tasarımları, korkuluk tasarımları oluyor. Biz buraya geldiğimizde bu kapı yoktu. Eski fotoğraflarda gördük. Hiç bulamayacağız zannediyorduk ama bir kıyıda, kenarda bunu saklamışlar ve biz bunu sadece bakımını, onarımını yaparak tekrar yerine koyduk.
Çok güzel olmuş. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Büyük güzel bir ekipti. İstanbul'da olarak da teşekkür ediyorum. Ben de tüm ekibe ve bu onarımın yapılmasında katkısı olan herkese sonsuz teşekkürler. Çünkü her onarım bir talimatla oluyor, bir taleple oluyor. Bazen de yine farkındalıkla oluyor. Dolayısıyla biz de bu yapıyı 2009-2013 yılları arasında tekrar iyileştirerek özgün haline getirdik. Ben tabii buraya ilk geldiğimde burası bir konuttu. Hemen Mahmut Efendi Kütüphanesi'yle başlıyorum. Evet. Niye bununla başlıyorum? Bu eski eserlerin sizin de, senin de çok iyi bildiğin ve dinleyicilerimizin de bildiği vakfiyeleri var, hayrat sicil kayıtları var, kadı sicil kayıtları var. Biz bu sicil kayıtlarını okuduğumuzda buradaki el yazmalarının büyük bir bölümünün Süleymaniye Kütüphanesi'nde olduğunu öğrenmiştik ve onların çoğu bakanlığımızca tarandılar ve koruma altındalar. En büyük arzumuz da o yazıların buraya tekrar replikalarının ya da taramalarının gelmeleri. Dilerim bir gün gelir, sonuçta bir kütüphane oldu. Benim de o konuda şu dikkatimi çok çekti. Tekke denilince sadece işte insanların bir araya gelip zikrettikleri ya da efendime söyleyeyim namaza, ibadetle ilgilendikleri bir yer olarak görülüyor. Bu kütüphanede, Şirin küçük kütüphanede yaklaşık 8000 cilt el yazması ve matbu kitap var. Bunlar Süleymaniye Kütüphanesi'ne devredildi. Restorasyonun ardından da burası çocuk kütüphanesi olmuş. İçeriği dolaştık. Evet, evet. İçeride çocuklar güzel. İçin güzel, şirin kitaplar var ve farklı organizasyonlar düzenleniyor. Bir araya geliyorlar, resim yapıyorlar. Küçük kendilerine bir yaşam alanı yani. Evet. Tekkeler aslında bir ilim merkezi, döneminin ilim merkezi, edebiyatın. Ki Yahya Efendi'yi birazdan sen de bahsedeceksin dinleyicilerimize. Yahya Efendi çok yönlü bir insan. Burada çok önemli eserler veriliyor, edebi eserler veriliyor. İşte sağlık ve tıpla ilgili ki yine Evliya Çelebi'nin burayla ilgili çok güzel bir söylemi var, yazısı var. Diyor ki burada 1001 çeşit bitki yetiştirildi ve gök karganın da olduğu, çok çeşitli kuşlar olduğundan bahsediyor. Baktığımız zaman biz burada çalışırken gök kargaya rastladık. Sincaplarımız vardı. Tam da Evliya Çelebi'nin kendi yüzyılında bahsettiği şeylerin hepsi vardı. Tabii tıbbi bitkiler dışında onları da biraz aradık ama ağaçların hepsi bu restorasyon döneminde tespit edildi. En yaşlı zeytin ağacımızın da burada olduğunu biliyoruz. Onun bir hikayesi var. Evet, bu arada benim dikkatimi çeken yine bir konu var. Biz Boğaziçi'ni anlatırken eski yazarları okuduğumuzda hep şibariye görüyoruz. Boğaziçi kat kat yükselir. Yazarlarımız İstanbul'u anlatanlar, Boğaziçi'ni anlatanlar, Boğaziçi'nin seti set yükseldiğinden bahsederler. Biz de Çeşme'nin hemen kenarından bir sağır köşe var. Döndük, dik bir rampada yukarı doğru yol aldık, yürüdük, geldik. Burada yine cümle kapısından camiye doğru geçen bölüm yine yükseliyor. Bu yükselti devam ediyor. Bunu biz denizden baktığımızda da görüyoruz. Şimdi dilersen yukarı biz de yürümeye devam edelim. Orada başlayalım. Devam evet, edelim. Evet. Ben de bu arada Boğaz'ın muhteşem coğrafyasından bahsetmeden geçemeyeceğim. Herhalde dünyada en güzel yapılardan, en güzel şehirlerden biri coğrafyası açısından. Muhteşem coğrafyasıyla, her tarafı denizlerle çevrili bir, üç tarafı denizlerle çevrili bir şehir bize aslında bu eşsiz manzaraları beraberinde getiriyor. Tabii burada çalışmak çok önemliydi, çok onur vericiydi bizim için. Tüm ekip büyük bir özenle çalıştı burada. Hatta bu gördüğün kaligrafilerin hepsini de Mimar Sinan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşegül İzer ve ekibi tasarladı. İlk defa burada bir yönlendirme ve nitelikli bir yazıyla panoları bir araya getirdik. O benim biraz takıntım da aynı zamanda külliyelerde herkes rastgele bir şey yazıyor. Aslında biz burada standartlaştırılması, standart hale getirilmesi yol olacak yazının kaligrafinin. Hatta buraya özel oldu. Yani Ayşegül hocalarımız buraya özel bir kaligrafi tasarladılar. O anlamda çok tatlı. Tabii birçok anımız oldu. Kediler, buranın kedileri, tekkenin kedileri çok önemli. Çünkü hakikaten her gelen onları besliyor ve çok özen gösteriyor. Ben biraz da içeriği anlatmak istiyorum. Bu zaten mistik bölümlerin değişmez diyelim bir yazgısı, kediler. Ebu'l-Vefa Hazretleri var Vefa'da. Orada da girdiğimizde Fatih Camisi'nin keza evet, tekkenin kedileri var. Çok meşhurdur. Kendilerini sevdirirler. Yalnız izleyenlerimiz geldiğinde Yahya Efendi'nin kedilerinin biraz huysuz olabileceğini biz söyleyelim. Evet, evet. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle girişteki gri kedi. Çünkü gördün şu dünyada bu yalandır,
oyalan. Akıl isen durma, daim marifetle oyalan. Yüksek himmet, gayret imandan bir parçadır. Yahya Efendi'nin ruhuna El-Fatiha. Dünya gelip geçen bir gölge gibidir. Hak Teala ihtizam-ı ahval ve zamirimde olanları müyesser olursa bu makam-ı şerife mal-i helalden bir kurban zep etmek nezrimdir. Yahya Efendi dergahı deyince kocaman bir araziden aslında biz söz ediyoruz. Bir ucu Yıldız'da, aşağıda şu an Galatasaray Üniversitesi'nin olduğu yer, yan tarafımızda küçük Mecidiye Camisi var, Yahya Efendi dergahına ait bir yer. O Çırağan Sarayı'nın o bölümde eskiden Beşiktaş Mevlevi Hanesi var idi. Yani buralar Yahya Efendi'nin dergahına aitti. Ne zaman buraya geldi? 1538 yılında geldi en azından. Dergahın girişindeki çeşmenin tarihi 1538, doğru, bilmiyorum, onu söylüyor. Doğru. Tabii ki 1500'lü yıllarda burası günümüzdeki Boğaziçi'nin yapılaşmasına, kalabalıklığına bakarak böyle değerlendirebileceğimiz bir bugünkü yer değil. Bugünkü son halinde değildi. Evet, onu burası bir bakıma sayfiyesi. Yani Suriçi İstanbul merkezi, burası sayfiyesi ve Yahya Efendi burada meyve sebze yetiştiriyor, hayvanlarla aynı zamanda iç içe yaşıyor. Bir dergahın küçük bir şehir halinde yaşaması için elinden geleni yapmış. Aynı su zamanda su kemerleri bile yapmış. Evet, su getirilmesi Erencim için, evet, onu yani sen yapmışlar. Sen de görmüşsündür onu. Bir, evet, kemerimiz var. Yani buradaki bitkileri ve tekkeye su sağlamak için bir su kemeri. Yine hemen girişte kahve dibeği ve kuyusunu biliyorsunuz. Yani, evet, evet. Bunlar çok hani önemli detaylar aslında. Evet, şimdi biz biraz da Yahya Efendi'den bahsedelim istiyorum. Şimdi Yahya çok Efendi, ben ona Trabzonlu diyorum her şeyden, evet, önce. Çünkü Trabzon'da doğuyor. Yavuz Sultan Selim'in oğlu Süleyman, geleceğin Kanuni Sultan Süleyman'ı, onunla arkadaş. Ondan belki birkaç hafta, belki biraz daha hatta büyük. Hatta süt kardeşi. Süt kardeşler. O yüzden Kanuni Sultan Süleyman ona birader, ağabey diye de hitap ediyormuş. Saygı duyuyor çok aile, da, doğru. Çok da sıkı fıkılar. Doğru. O anlaşılıyor. Çünkü Trabzon bir mülki idare, bir sancak. Oranın mülki idare amirleri var. Yani bugünkü Deşle valisi Yavuz Sultan Selim. Kadısı, yargının başında olan kişi de Yahya Efendi'nin babası oluyor. Ömer Efendi diye geçiyor. Yahya Efendi ve Sultan Süleyman bir arada büyüyorlar. İstanbul'a geldiklerinde de yine bu ilişkileri devam ediyor. Ediyor. Benim kaynaklarda dikkatimi çeken şey şu oldu. Yahya Efendi'nin saraya adım attığına dair bir ibareye hiç rastlamadım. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın buraya geldiğine, burada Yahya Efendi ile defalarca sohbet ettiğine çok şahit oldum. Ama tarihin biraz garip cilvesi denilir. Dikkatimi çeken bir başka şey daha var. O da şu. Bir Osmanlı tarihinde Şehzade Mustafa vakası diye aralarını açan, evet, konudur aralarını bu aslında. Aralarını açan bir olay biraz, nedir? Evet. Kanuni Sultan Süleyman'ı Şehzade Mustafa'nın onun yerine geçeceğine dair dolduruyorlar. O da oğlunu öldürüyor. Siyaseten katil deniliyor buna. Bunun ardından annesini, yani Kanuni Sultan Süleyman eşini, bir kısmı Gülbahar Hatun diyor, bir kısmı tarihçilerin Mahidevran Hatun diyor, saraydan uzaklaşıyor. Yahya Efendi doğrudan o ağabey kardeş münasebeti var ya, yaptığınız yanlıştır diye mektup uyarıyor, yazıyor, iletişim tabii, kuruyor tabii. Ve o da bir bakıma devlet işine burnunu sokma anlamına gelecek bir cevap veriyor. Bununla da yetinmiyor. Yahya Efendi o zaman şimdiki Sahn-ı Seman Medresesi, yani Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bu medresede bir müderris. Oradaki görevinden de emekli ediliyor. Ayrılmak zorunda kalıyor Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle. O zaman buraya geliyor. Sonrasında çok defa özür dilemesine rağmen, görevinin başına dön demesine rağmen ayrılmıyordu buradan. Ben buna medeni cesareti oldukça yerinde olan bir kişi diye söylüyorum. Çünkü söylemesi gerekeni söylüyor. Muhatabına doğru şekilde kendisini ifade ediyor. Değer yargılarını hatırlatıyor. Yanlış olduktan sonra özür dilendiğinde özrü kabul ediyor. İletişim kesilmiyor ama görevime dönmem diyor ve dönmüyor. Çok aslında dikkat baştan ediliyor. Söylediğim şey çok doğru değil mi? Ben burada restorasyonu yaparken dedim ya, insanı tanıdım, kendimi, evet, tanıdım. Doğayı, İstanbul'u tanıdım. Çok şey öğretti bura bana. Bu hikayeyi dinlediğimde çok etkilenmiştim. Çünkü buraya geldiğimde bu kadar detayını bilmiyordum. Sonuçta biz mimarız. Daha çok fiziksel, evet, konularla ilgileniyoruz. Burası o anlamda benim için özel de bir yer. Bu hikaye her zaman aklımın bir köşesinde hem bize kim olduğumuzu hatırlatıyor, hem de insani ilişkilerin, evet, nasıl olması gerektiğini de gösteriyor. Nasıl olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Belki de bunu sık sık kendimize hatırlatmak ve dinlemek iyi olabilir. Şimdi sen buranın restorasyondan bahsederken, mimari ögelerine değinirken şunu sorayım sana. Ben
Üsküdar'da Şems-i Ahmet Paşa Camisi var. Küçücük yine evet, bir evet, Mimar Sinan'ın evet. yaptığı. Buranın türbesini Kutu de... Kutu gibidir, çok biblo gibidir. Evet, burayı da buranın türbesini de Mimar Sinan yapıyor. Doğru. Orada Şems-i Ahmet Paşa Camisi çok küçük olduğu için Şems-i Ahmet Paşa'nın türbesiyle cami yan yana ve arada tunç bir şebeke var. Yani camiden oraya bakan sandukayı görüyor. Sandukanın kenarına gidip dua etmek isteyen caminin içini görüyor. Burada da dergahta da Yahya Efendi'nin sandukasının gömüldüğü yerden camiyi görmek mümkün. Camiden de orayı. Orada da çok güzel bir şebeke var. Programın başında şebeke yalnızca bir suç örgütü değildir. Günümüz ya öyle anlaşılıyor dedim ya. Doğru. Evet. Buranın restorasyonunda tahmin ediyorum raspa yapıldığında ilginç detaylara ulaştınız. Onlardan bahseder misin bize? Ya bu restorasyonlarda hep söylüyorum. Böyle işte ekipten biri buldum diye bir yere gelip koştuğunda ben heyecandan kalbim yerinden oynuyor. Burada da aynı şey oldu. Aslında çok beklediğimiz bir şey değildi. Koşa koşa türbeye geldiğimizde muazzam yazılar ve süsler gördük. Üstelik klasik döneme ait süslerdi. Çünkü bugünkü türbe aslında 19. yüzyıldaki son hali. Evet. Fark etmişsinizdir. Aslında kâgir bir kubbe varken ahşap bir kubbeye dönmüş. Hatta tepe pencereleri kısmen o ahşap hatırlarla kapalıdır. Dolayısıyla bu yazıları gördüğümüzde ben o gece asla uyuyamadım. Çünkü inanılmaz derecede merak ediyorum. Bu kadar nitelikli yazılar ne olabilir? Aslında alışılagelmiş bir şey. Yani türbelerde yazı yazmak, dilek dilemek ama bunların nitelikleri çok farklıydı. Yani bunlar iyi elle yazılmış, iyi kalemle yazılmış şeylerdi. Nitekim bir süre sabrettik ve gelen yazılar hem bazen içimizi burktu, hem bizi çok duygulandırdı, çok heyecanlandırdı. Devlet adamları sefere gitmeden yazmışlar, çocuğu olmayan yazmış ya da işte evlenmek isteyen yazmış. Ama bir de böyle derdini insanlara anlatıp derman bulamayıp eliyle duvara yazıp da dileyenler olmuş. Bunlar tabii çok etkileyiciydi. Bu şebeke meselesine gelince burada mutlaka ziyaret edenlerin dikkatini çekmiştir. Ölüm ve yaşam bir arada demiştik. Dolayısıyla camide ya da türbede olduğunuz her an size bir sanduka, bir mezar taşı gösterilir. Niye? Ölümlü olduğumuzu hatırlamak için. Herhalde bize verilen en önemli mesaj, ilişkilerinizi ve hayatımızı hep bunu bilerek yaşamak. Bizler ölümlüyüz. O pencereler onun için açılmıştı. Ama bunun tabii en ilginci, tekkelerde demin kahveden bahsetmiştim. Burada sohbet ve bir istişare olayı hep var. İşte edebiyat konuşuluyor, ilim, bilim, her şey konuşuluyor. Sohbet odasının kahve odasında bir pencereyi duvar ortadan bölmüştür. İlk ahşap lokma parmaklığı burada bulduk. Ve bunu sorduğumuzda işte her iki odadaki birey de, kişi de arkadaki türbeyi görsün. O da unutmasın. Bizler ölümlüyüz. Nerede olursak olalım. Bu tekke, bu külliye aslında bize insan olduğumuzu ama aynı zamanda ölümlü olduğumuzu hatırlatan ama aynı zamanda doğal güzelliğiyle hayatın da güzelliklerini hatırlatan bir külliye. Ben roman, hikaye okurken ya da film izlerken herkes şunu söyler. Onu görüyoruz. Roman, hikaye, film her neyse artık senaryosu bir bakıma gerçek hayatla paraleldir, yakındır. Hani yaşanmışlıklar oradan ibret almak, oradan ders çıkarmak, neler olabilir onları düşünmek için. İnsanların hayatları da öyle. O yüzden biyografiler çok kıymetli. Ali Birinci Hoca biyografiler üzerine çok çalışıyor. Çıkarttığı birçok biyografi var. Birçok kişinin hayatının saklı kalmış yönünü gözlerimizin önüne seriyor. Bunun yanı sıra Ali Akyıldız hocamız yine tarihi şahsiyetlerin biyografilerini çıkartıyor. Reşat Ekrem Koç'u keza bunları yapıyordu. Bu tür insanların çekim merkezi diyorum onlara. Neden? Çünkü Yahya Efendi 1571 yılında vefat ediyor. Hemen yanın başımızdaki Şehzadeler Türbesi, Kadın Efendiler Türbesi veya birlikte Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılıyor. Yaklaşık aradan 320 yıla yakın zaman geçmiş. Yani unutulmamış, yani hala çekim merkezi olmaya devam ediyor. Hala bakmaya devam ediyoruz. Hükümdar da olsa burayı tabii, göz önünde bulunduruyor. Bir bakıma böyle kendi yakınlarını burada gömülmesi için bir böyle vesile arıyor. Demek ki o çekim devam ediyor. Bu yüzden bu insanların hayatlarındaki iletişim modelleri, insanlarla ilişkilerini nasıl kurdukları, o medeni cesaretleri, haksızlık karşısında susmamaları, ben haksızlık karşısında susmamanın Yahya Efendi'nin böyle adeta uzaktan da bakılsa anında parıldayan bir yazı gibi belireceğini düşünüyorum. Çünkü kesinlikle öyle. Her türlü haksızlık karşısında doğrudan muhatabını, hükümdar da olsa, eleştirilerini getirebilmiş. Devrin Sadrazamı Rüstem Paşa ile bu konuda. Bunu nezaketle yapmış. Evet, bakın yani düzgün bu bir önemli dille, bir şey. Onu da öğreniyorsunuz. Üslubu da öğreniyorsunuz evet. aslında. Ya da görüyorsunuz. Çok keyifli bir şey, önemli bir şey bu yani. Yani hayat burada yaşamaya hala devam ediyor. Bir şeyler öğreniyoruz.
neleri öğrenmeye devam ediyoruz? Türbedeki o raspadan sonra sizin ulaştığınız yazılardaki dilekler, şikayetler, temenniler. İnsanın duyguları içini hiç dökmesi. Değişmiyor. Evet. Yani dilekleri hiç değişmiyor. Onlar tarihe not düşmüşler. Bize bu programla izleyenlerimizi Yahya Efendi dergahını tarihte bir gezinti yapmak üzere bir orta çağ sanki surlarının içerisinde yol alıyor gibi yolda yürümesiyle efendime söyleyeyim eski mezarlarıyla, yazılarıyla ya da eşsiz Boğaziçi manzarasıyla. Çünkü Sami Ayver de şöyle söylüyor. Boğaz'da sis olduğunda yaşmağını çekmiş diyor Boğaz. Yahya Efendi genelde sis altında oluyor. Onu görüyorum. Yaşmak demek kadınların eskiden böyle şeffaf, transparan bir şeyle yüzlerini örttükleri bir tül perde gibi bir şey dışarı çıkarken kullanıyorlar. Yahya Efendi'nin dergahı da bu şekilde sis olduğunda görünüyor. Sami Ayverdi'yi de böylece almış olalım. Böylesi bir yerde gelip görecek ve gezecek çok yer var, çok bahsedecek konu var. Yerinde konuşalım da bugün Yahya Efendi dergahındaydık. Asırlar içinde dolaştık. Birçok detayı da farklı bir gözle izleme şansına sahip olduk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Sebil üzere bina ettim bu aynı. Ola ki sel sebilin ola aynı. Tarih üzere kemer içinde bu ap. Cihanın gencine fetheyledi bab. Gelen aram kılsın bu kemerde. Açıp ibret gözün bakıp kümerde. Bina tarihi bu inşalar olsun. Konup içenlere sıhhalar olsun.